Sungur abi geldi sağ olsun, Allah razı olsun. Nur talebelerinin yaşayan son büyük alimlerinden Bediüzzaman'ın sır katibidir ve vekillerindendir. Yani çok mühim bir şahsiyettir. Evet. Ahir zamanın evet. Çok önemli bir şahsıdır. Evet, inşallah. O da geçenlerde öyle biraz rahatsızlanmıştı. Ben öleceğim galiba dedi. Ondan sonra bana da söyledi, zaten rahatsızlandı, ölmek üzere, gitsen iyi olur dediler. Ben gittim gözün içine bakarak dedim, sen görevlisin dedim. Ölmeyeceksin dedim inşallah. 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 Maşallah. Ve Mehdi'yi göreceksin dedim. İnşallah. Bakın sonra hiç söylemezken, o hep Bediüzzaman Mehdi'dir diyordu. Bediüzzaman bana dedi ki dedi, sen göreceksin dedi. Maşallah. Kalabalığın içinde herkes, talebeler de vardı. Nefesimiz kesildi, ilk defa söyledi. İnşallah. Sen göreceksin dedi bana dedi. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Yani İnşallah. İslam'ın hakimiyetini şeyi. Ama ben bunları söyledikten sonra, daha önce benim yanımdan ayrılan münafıklar vardı, bizim arkadaş grubunda. O münafıklar oraya geçmişlerdi. Orada da ona çok ağır bir iftira atarak ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyorlar. O bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Yani bakın, Bediüzzaman'ın mutlak vekili olan bir insan, vekili ve veli bir insan, yani muhterem bir insan. Bakın münafık ahlakını görüyor musun? Diyor ya Cenab-ı Allah ayette, kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmezler. İnşallah. İnşallah. Bak, oraya gidiyor, orada da münafıklık yapıyor. Değil mi bak? Evet, yaşlı başlı evet. Bir insana akıl almaz iftiralar atarak oradan ayrılmışlar ve onu ezmeye çalışıyor, bulunduğu yerden çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii biz de yardımcı olduk yani, öyle maşallah, evet, dedik, Allah seni korur dedim, öyle bir şey olmaz, sen ahir zamanda görevlisin dedim inşallah. Yani çok açıldı ondan sonra, Rusya'ya gitti, o bir yere gitti, birden canlandı, şimdi maşallah, zımba maşallah. Gibi maşallah. Maşallah. Yani bayağı sağlıklı. Yani demek istediğimi anladı. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Görevlisin dedim inşallah. İnşallah. Ama gözlerin içine bakarak dedim. İnşallah. Maşallah. Ondan sonra zaten dedi diğer Nur talebesi abi de falan, ya dediler muazzam canlanmış, birden değişti dediler. Maşallah. Hakikaten yerinde duramıyor şu an. DGM'nin önünde yüksek sesle bağırdı. Sungur abi, işte bu dedim Sungur abi. Ben tutuklu getirildim. Sevk zincirlerine ama böyle kadın ana zincire de ayrıca bağlıydım. O zamanlar adet öyleydi, daha değişikti. Ne mutlu sana dedi ama... Bayağı yüksek sesle bağırdı. Maşallah. Mazi de, yani geçmiş de, müstakbel de, yani gelecek de seni alkışlıyor dedi. Elhamdülillah. Bayağı yüksek sesle. Orada da bir mesaj var tabii. Tabii. Çok iyi oldu. Anneme de çok iyi oldu. Çünkü cık cık diyor. Allah bana musallat olmuştu. Anne yüreği de yani. Ama yani cık 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 cık. Annem çok sevimlidir. Maşallah. Ya delikanlıdır annem, bayağı iyi ittir de. Maşallah.